aleyküm merhaba. Cümleten aleyküm selam. Öyle de diyebiliriz. Bugün sizlere garibanlar için drone tanıtacağım. Benim gibi fakir olanlar için. Bu arada elimdeki sigarayı görüyorsanız sakın ola beni örnek almayın. Onu da söyleyeyim. Sigara sağlığa zararlıdır. Her neyse. Başlayalım. Ya ben şu drone olayına bir şekilde girmek istiyordum. İlgimi çekiyordu ama tabii ki en başta büyük bir drone almak da istemiyordum. Pahalı bir şey. Çünkü uçurup uçuramayacağım belli değil. Ya da beni eğlendirip eğlendirmeyeceği de belli değil. O yüzden ufak, daha ucuz bir şeyleri deneme amaçlı arıyordum. Bir de bahsettiğimi bilmiyorum. Avusturya oldukça pahalı bir ülkedir. Birçok konuda. Ben de gittim. Rastgele MediaMarkt'ta dolaşırken bu gördüğünüz Vivanco mini drone'yi buldum. Mini quadcopter yazıyor üzerinde. Şimdi sizlerle birlikte bunu açacağım. Daha sonra da denemesini yapacağım. Kısacası bunun için şey diyebiliriz. Benim gibi gariban adamlar için gariban drone'si. Ne? Fakir drone'si. Her neyse. Bu arada bu Vivanco firması ilk defa ben böyle bir şeyini görüyorum. Vivanco normalde HDMI kablolar falan üreten bir firmadır. Ve ürettiği kablolar da güzeldir yani. Şimdiye kadar birkaç değişik kablosunu kullandım. Gerek linç kabloları olsun, gerek HDMI kabloları, bir sorun yaşamadım. Neredeyse fazla lafı uzatmadan şu kutuyu açmaya her zamanki gibi makasımla başlayalım. Bakalım ne geliyor. Evet. Evet. Bunu da şimdi keselim. Kesik. Evet. Şu şekilde kutuyu açıyorum. Bunu görüyorsunuzdur. İç boş. Şimdi şöyle kenara atalım. Kutunun içinden uzaktan kumandası çıkıyor. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Bunun herhangi bir yerine batarya takıyorsunuz. Aman yarabbim, bu gerçek değil değil mi? Heh. Batarya kapağını vidalı yapmışlar. Böyle bir şeyi ilk defa görüyorum doğrusu yani. Saçma. Her neyse. Onun dışında popellaları giriyor. Yedek popellaları. Burada gördüğünüz gibi bir tane. Şunu da açalım. Nasıl açılacak? Ve şarj edebilmeniz için USB kablonuz da aynı şekilde burada. Fakat bir şey söylemem lazım. Kablo üreten bir firma. Hani kablo yine fena gözükmüyor. Fakat şu soketi, USB soket gerçekten çok boktan. Onu söylemem lazım. Burada yedek popellaları, kullanım kılavuzu, garanti belgesi her zaman olduğu gibi. Ne şekilde drone'u yönetebileceğinizden bahsediyor. Onun dışında da drone'un kendisi burada. Gerçekten çok ufak. Şimdi paketinden ayırıp size göstereyim. Ne kadar ufak olduğuna kendiniz de şahit olun. Hoppala. Arkadaşlar, drone'nin boyutu tam olarak bu. Yani quadcopter'ın boyutu tam olarak bu. Bir elin avuç içinden çok daha küçük gördüğünüz gibi. Özelliklerine bakalım. Kutusunun üstünde ne yazıyor? Hani öyle zaten çok fazla bir şey beklemek böyle bir şeyden saçmalık olur. Bu arada size fiyatını da söyleyeyim. 25 euro'ya satın aldım ben bunu. 2.4 GHz demiş. USB kablosunun yanında geldiğinden bahsetmiş. Tamam. Şarj için. Ayrıca aküsü de ayrıca alınmasına gerek yok. Burada var. Belli ki bunun başka modelleri de var. Şurada gördüğünüz gibi SD yazmışlar. SD kartı için. Fakat slot kapalı. Büyük ihtimalle teknik bilgisi olan birisi eğer ki isterse bu drone'ye SD kart okuyucu entegre edebilir. Bana öyle geliyor. Her neyse. 5 ya da 7 dakika diyor havada kalabiliyor. Aslında 5 ya da 7 dakika pek bir şey değil ama çerliği oynatabiliriz tabi. 30 metreden uzaktan kumanda edilebilir. Ondan sonra propellerlerinin koruması olduğundan bahsediyor. Yani pervanelerinin, pardon, propelle diyorum. Saçmaladım ben de. Bunun dışında otomatik olarak geri döndüğünden bahsediyor.
headless mode. Ne demekse bilmiyorum. Headless büyük mü? Kendi kendine mi uçuyordu? Nedir? 360 derece dönebildiğinden bahsediyor. LED'leri varmış, LED ışıkları. 6 açılı bir de depo bataryası olduğundan bahsediyor. Paket bu. Ben şimdi bu drone'u iyi şarj edeceğim. Şarjı falan nasıl yapılıyor onu da bilmiyorum. Artı şu komik kumandasına pil takacağım ve denemesini yapacağım. Bakalım nasıl. Şu şekilde yükleniyor şu anda. Bu kısmını Elgato videosu çektiğim gün çekiyorum. Biliyorsunuz bu mini drone'yi satın almıştım. Biraz sorun çıkardı. Aküsünü yüklemesi, ayarlaması falan. Fakat şu kadarını söyleyeyim. Bu drone uçurma işi benim umduğumdan çok daha zormuş. Şimdi bunun hala doğru düzgün bu arada uçuramadığımı da söyleyeyim. Şimdi bunun birlikte ufak bir testini yapalım. Bakalım nasıl uçuyor. Charlie ne tepki verecek? Evet, gördüğünüz gibi drone yanıp sönmeye başladı. Daha sonra kumandasını açıyorsunuz buradan. Kumandayı açtıktan sonra buradaki kolu aşağıdan yukarıya çekerek hızlı bir şekilde hoppala şey yapıyorsunuz. Drone ile kumandasını bağlıyorsunuz. Sol taraftaki kol güç kolu. Sağ taraftaki de yönleri belirliyor. Fakat ayrıca kalibrasyon tuşları da var üzerinde. Eğer ki drone tek tarafa çekiyorsa diğer tarafa ayarlayabiliyorsunuz falan. Karışık. Gerçekten kolay değil. İnsanı deli ediyor. Her ne kadar pek o kadar zamanım olmasa da arada doğru düzgün uçurmayı başaramadım. Bakalım şimdi ne olacak. Koskocaman köpek gibi bir drone ile mi kalkıyorsun? Kapıya sıkıştı. Lan! Evet arkadaşlar, gariban drone'si bu kadar. Sen de ötüp durma. Amına koydum. Ötüp durma. İştahını sikeyim senin ben. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere.